Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Melis. Ben Enes. Fark etmişsinizdir, kanalda bir süredir kapışma videosu çekmiyoruz. Dedim ki biraz kapışalım da kanala biraz canlılık gelsin. Ama Melis dedi ki artık kapışma videosu çekeceksem mutfakta çekeceğim. Evet, aynen öyle. Bugüne kadar bisiklet otobüs kapışması çektik ve tam 3 tane de fotoğraf kapışması çektik. Yani artık sıra mutfağa geldi ve bu videoda da mutfak kapışmalarını başlatıyoruz. Evet, bu konseptimizin ilk videosunda ilk konumuz ise herkesin yapabileceği, hani biraz ben alışayım diye herhalde, çok basit tarifler olacak. İkimiz de kendi tariflerimizi belirledik ve marketlere gittik. Evet, farklı marketlere girdik. Öyle kopya falan çekme olmasın diye yani. Umarım bu yüzden aynı tarifleri yapmayacağız. Hiç zannetmiyorum aynı şeyi yapacağımızı. Diyorsun. Tabii ki de. Bu yüzden kazananı sizin belirleyeceğinizi düşünüyorum. Böyle özgüvenli olacak işler değil. Evet, kimin başlayacağını seçmek için kura çekeceğiz. Beyaz mı, siyah mı? Siyah olsun. Beyaz olsun. Sen başlıyorsun. O bana uyar. Benim için sana yok. Diyorsun. Başlarım. Ben bu şimdiden kaybediyor muyum ya? Hadi başlayalım. Başlayalım. Evet, poşetimi aldım geldim ve başlıyorum. İlk olarak malzemelerimizi sayalım. Salça aldım. İyi ki almışsın. Çünkü benim tarihte de salça vardı ve ben anlamamışım. Aa, hile bu o zaman. Yok canım, evde her türlü salça vardır dedim. Yoktu canım. Bitmişti, o yüzden aldım. Neyse, şanslıyım, görüyorsunuz. Demek ki ben kazanacağım. Göreceğiz. Sonra kıymamız var. Böyle iç 4 tane patates, bir tane de soğan. Son olarak yoğurt. Niye bu kadar dağınık bunlar sürekli? Bu kadar az malzeme. Bu kadar az malzemeyle çok güzel bir şey yapacağız. Yani güzel olacağını düşünüyorum. Başlayalım o zaman. Evet, yemeğimin bir adı yok. Yani varsa da ben bilmiyorum. Ama çökertme kebabı isimli bir yemekten esinlendim diyebilirim. Onun böyle daha ucuz, daha basit ve daha az kalorili versiyonunu yapmaya çalışacağım. Ama başlamadan önce konseptimiz için bir önlük giyeyim diyorum. Benim için hatırası olan bu önlüğü de giydikten sonra artık başlayabilirim. İlk olarak patateslerimi soyuyorum ve haşlıyorum. Aynı anda da soğan, salça ve kıymamı kavurmaya başlayacağım. Yoğurdu kullanmayacağım mı? O son aşamada gelecek. O zaman dolaba koyalım. Bunlar hep para. Bunlar bozudur. Evet, doğru, koyalım. Koyacaktım zaten. Hep ben düşünüyorum sana kayacaktım. Evet, ben ait olduğum yere kameranın arkasına geldim. Vallahi burada daha rahatım ya. Ben kameranın önünde de arkasında da rahat değilim. Ben ne yapacağım? Yemek yapacağım. Tamam. Hadi başlayalım o zaman. Evet, öncelikle patateslerimi ölçeceğim. Yani aklımda bir miktar yok. Ben de şimdi ölçerek bakmış olacağım. 910 gram geldi. Ayrıca bir tane de soğanım var. Muhtemelen bunun yarısını kullanacağım. Evet, kıymamızı da açtık. Şimdi ne kadar kullanacağımızı bir ölçelim. 258 gram. Evet, hemen patateslerimizi soyup birkaç parçaya bölüp haşlanmaya hazır hale getireceğiz. Evet, patateslerimizi soyduk, parçaladık ve haşlanması için tencereye attık. Burada ufak bir bilgi vermek istiyorum. Yani bu bilgi de verilir mi demeyin. Belki çok genç arkadaşlarımız bizi izliyordur. O yüzden söylemek istiyorum. Patatesi ne kadar küçük parçalara ayırırsanız o kadar hızlı haşlanacaktır. Ayrıca haşlama için şu bilgiyi de eklemek istiyorum. Patatesin içinin ve dışının aynı anda güzel bir şekilde haşlanabilmesi için soğuk suyla haşlamak en ideal olandır. Ben şu an acelemiz olduğu için sıcak su koydum. Ama normalde soğuk suyla yapıyorum. Tadı da daha güzel oluyor. Evet, azıcık bir yağda soğanlarımızı kavurduk. Hemen üstüne kıymalarımızı ekledik. Rengi döndükten sonra da benim evde ev yapımı domates sosum vardı. Azıcık ondan ekledim lezzet katsın diye. Ve biraz da salça. Şimdi güzel güzel pişiyorlar. Patateslerimiz haşlandı. Şimdi güzel bir püre yapacağım. Normalde biliyorsunuz püreye böyle bol bol kaşar, bol bol tereyağı koyarlar. Ve o patates ezicileriyle uğraşa uğraşa püre yaparlar. Ben bunların hiçbirini yapmıyorum. Ben püreme sadece çok azıcık süt koyuyorum ve bu görmüş olduğunuz mutfak robotumda çekerek yapıyorum püreyi. Ve robotta çektiğim için de kıvamı sanki kaşar eklemişim gibi böyle sünen bir yapıya sahip oluyor. Yani biz o yapıyı çok seviyoruz. Tadı da güzel oluyor. Bunu şefler pek sevmez istemez ama bence siz de bir deneyin. Kıymamız da hazır oldu. Ben kırmızı biber, pul biber, nane, kekik, kimyon gibi baharatlar ekledim. Niye bulursa ekledi yani? Öyle oldu. Siz sevdiğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Bence bütün baharatlar çok yakışıyor kıymalı harçlara. Şimdi tabakta buluşma zamanı. En alt kata patates püremiz gelecek. Evet. Geliyor. Hazır mısın? Vay vay vay. Nasıl ama? Akıyorsun. Çok iyiydim ya. Evet. Bahsettiğim kıvam buydu, evet. Öyle aldık. Şimdi ikinci kat olarak yoğurt gelecek. O götürdüğün yoğurdu getirebilir misin acaba? Yoğurdun hayatını kurtardım ben. Nereye koyduğumuzu da unutuyoruz abi. Yaşlandık.
Evet, yoğurt. Şimdi ikinci kata yoğurt gelecek ve en üst kata da kıymam gelecek. Şimdi yoğurdumuzu ekliyoruz. Aslında bunu birazcık kasede karıştırıp eklesem daha güzel olurdu ya. Bir de birazcık yoğurt alıyorum. Hani böyle homojen kıvam olması için yani. Biz kaç kişilik yaptık burada? Ya iki kişilik düşünmüştüm ama bir üç kişilik çıktı yani burada. Evet. Şimdi sen, iki kişilik ben. Olmuş. Tam olmuş. Şimdi patates püremizi almıştık. Üzerine yoğurt ekliyorum. Ay çok güzel oldu. Bakın. Bence biraz daha koymalısın. Evet evet koyacağım biraz daha. Ben tamamen fotoğrafik olarak bakıyorum şu an olaya. Birazcık daha yoğurt ekleyelim. Sanat yaptım, sanat. Sanat istiyorduysan içinde sanat olan kapışmalar çekebilirdik. Niye yemek yapıyoruz o zaman? Mutfağı bir sanat değil dedi, duydunuz. Mutfak sanatı diye bir şey var. Evet, patates püremizin üzerine yoğurdumuzu ekledik. Şimdi en son kat kıymaya geliyorum. Dön hemen, tavamızdan alalım. Tamam gidiyordu. Bu bir porsiyon için biraz büyük oldu galiba tabağım ya. Ama artık kıymanın üçte biri oldu. Evet, böyle oldu. Püremiz biraz sıcak olduğu için dağılmış bu arada. Siz pürenin soğumasını da beklerseniz çok daha iyi olur. Ben bilmiyorum. Ben buna göre değerlendirme bekliyorum. Lütfen. Lütfen puanınızı ona göre verin. Şurada bir 5-10 dakikaya soğur da en fazla. Ben anlamam. Sunuma bakarım evet. Ben. Tabağımız hazır. Evet, geldi sıra tadım aşamasına. Biraz tadına bakalım da puanımı vereyim. Tabii, sonra da sıra sana gelsin. Dur şimdi onu düşünmek istemiyorum. Şu an sadece yemek yemek istiyorum ben. Şimdi en zengin yerinden yiyeceğim. Püreden dal aşağı doğru. Her yerinden aldım, tabağı bile aldım. Tadım bir kaşıkla yapılıyor ya. Kim diyor onu ya? Yiyorum. Ben mi yiyorum? Tabii ki. Bence gayet başarılı. Yani zaten biz böyle genelde bir çekimimiz falan varsa, acelemiz varsa ben hızlı mı güzel bir şeyler yap deyince genelde böyle şeyler yiyoruz. Karıcığım sağ olsun böyle şeyler yapıyor bize. Pratik şeyler hayatı kurtarıyor gerçekten. Evet. Sen ne dersin? Püreyi sıcak koyduğum için birazcık yayıldı. Tabii siz bu arada daha böyle katı bir püre istiyorsanız sütü daha az koyabilirsiniz. Biz böyle sıvı sevdiğimiz için biraz sütü fazla koyuyorum ben. Güzel yani tadı güzel. Ben yani her zaman yaptığım gibi. Ben de beğendim evet. İlk konsept için bence evet. Başarılı. Ama ileride daha güzel şeyler bekliyorum ben. Tabii yemek için mi? Tadım için mi? Ve yemesi güzel oluyormuş. Hiç videonun sonunda bu kadar güzel hissetmemiştim. Evet ya güzel oldu gerçekten. Hadi şimdi ne yapıyoruz? Sıra sana geldi. Bana geçiyoruz. Evet ben de çok seksi durduğunu düşündüğüm bu önlüğü ve bu muhteşem şapkayı taktığımıza göre demek ki sıra bana geldi. Ama ben merak ediyorum gerçekten nasıl duruyor bende? Çok güzel oldu. Biliyorsun. Evet. Bu ne ya? Ben niye bunu takınca köy muhtarına benzedim ya? Ya bu zamana kadar, şu dakikaya kadar kendimi aşçı gibi hissediyordum. Artık sedirde üzüm yiyen bir köy muhtarı gibi hissediyorum kendimi. Evet, şu an motivasyonumun yarısını kaybetmiş durumdayım. Ama yarısıyla da senden daha güzel şeyler yapabilirim. Tabii ki de. Şu poşetimizi boşaltalım bakalım neler almışım. Bir sosis, kaşar. Kahvaltı yapacağız galiba. Moralimi düşüremezsin. Her türlü senden daha iyi hocam. Yani bu da sucuk. Ve seni o kadar bana dediğin şeylere rağmen mutlu etmek için susam aldım. Çok severim. Ve başrol oyuncumuz yufka. Ha, yufka mı? Lavaş. Bak. Onu tabii. Ben de diyorum ya. Bim çalışanı niye bana başka şeyler gösteriyor? Yufka diye anlatmışım. İşte görüyor musun? Affetsin beni. Evet bir de mısır. Tabii tahmin edenler olmuştur benim ne yapacağımı. Mikrofonunu rahatsız etmesin daha fazla. Belki anlamışsınızdır. Bugün her ikisini yapabileceği muhteşem ve çok hızlı, çok kolay bir pizza yapacağım. Vay. Evet, görüyorsun. Tost gibi, kahvaltılık gibi başladın ama pizza çıktı. Tabii ki de. Herkes mutlu olacak. Buraya kadar izleyenler için harika bir ödül bence. Ya videoda buraya kadar beğendiyseniz, buraya kadar izlediyseniz daha komik kısımlar için hem kanalımıza abone olup hem de videomuzda kalın. Komik mi? Bugün niye bana yürüyorsun sürekli? Üzülüyorum. Evet başlayalım hadi insanlar sıkıldı. Tamam tamam. İlk olarak sucuğu ve salamı dilimleyerek başlayacağım. Sürekli her şey yanlış söylüyorum. Tekrar alıyoruz. İlk olarak sucukla sosisi dilimleyerek başlıyorum. Sonra kaşarı rendeleyeceğim. Sonra
mısır konservesini açacağım. Buzdolabında bulunan zeytin, domates falan varsa senin çok kıymetli domateslerinden birkaç tanesini de çalacağım ve tarifinde kullanacağım. Tamam. Aklıma gelen bir şeyler de alınsa oradan götürürüm. Ha bir de salça vardı. Onu benim almadığım senin aldığın salça. Hadi başlayalım. Evet, sucukla sosisimi çıkardım paketlerinden. Şimdi dilimlemeye başlayacağım ama önce bir gramlarına bakalım kaç gram kullanacakmışız. Benlik bir şey var mı? Ben gidiyorum. Yok tabii ki de. Niye işimiz var seninle? Vay. Tamam o zaman. Evet. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Evet, 62 gram sucuk. Bu arada bu pirinç sucuk bütçesini korumaya çalışan arkadaşlarımız için idealdir diye düşünüyorum. Sosis de 44 gram. Bu dana. Bunu indirimli aldım. En azından beni kandırmamışlarsa öyle. Evet, hadi dilimlemeye başlayalım. Harikayım. Evet, sucuk sosisler bittiğine göre kaşar rendeleme vakti geldi. Bu arada ben öyle çok fazla kaşar sevmiyorum. Yani genelde yağlı peynirler falan sevmiyorum ama bu tarifimde, bak aşçı gibi konuşuyorum. Bu tarifimde böyle birleştirici bir malzeme olsun diye kullanacağım. Biraz da Melis seviyor diye yapacağım. Nasıl bir kocayım ya. Yeah, şuna bak be. Kaşarı, sucuğu, sosisi, mısırı, domatesi hepsini hazırladım. Şimdi normalde ben ekmek arasına falan böyle zeytin koyup yiyeceksem kendim ağzımda çıkarıyorum zeytini. Atıyorum, arasına koyup yiyorum. Ama şimdi farklı bir şekilde yapmam gerekiyormuş. Beni uyardı Melis. Ben de bıçakla bunların çekirdeklerini çıkarmaya çalışacağım. Hayatımda ilk defa zeytin çekirdeği çıkarıyorum. Ya bu daha mı iyi bir görüntü yani şimdi? Şu an zeytinle güreşen bir çekirdeği açacaktım. Eğer zeytin çekirdeğinin çıkarılmasında daha kolay bir yöntem varsa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Ya, YouTuber oluyoruz ha. Öğreniyoruz bu işleri. Önce sucukla sosislerimi pişirmek için tavuğumun başına geldim. Ve azıcık şöyle bir yağ dökelim. Bu ışıkta da göremiyorum, oldu herhalde. Bence oldu. Acaba dışarıdan nasıl görünüyorum ya? Altını açalım. Üste binmeyin lan. Evet, sucuk ve sosisler pişti. Tabii bazıları böyle sucuk ve sosisi çiğ falan yiyebiliyorlar ama ben pek sevmiyorum. Yani öyle seviyorsanız da çiğ çiğ koyarsınız. Artık bu sizin bileceğiniz iş. Sıra geldi pizzamızın sosunu yapmaya. Şimdi önce birkaç kaşık salça alacağım. Şöyle alayım. Maşallah. Evet. Şimdi yağ yapacağım. Birazcık. Suya koyuyordum. Döktüm mü? Damla damla yürüyeyim. Ben çok fazla yağlı sevmiyorum böyle şeylere. Su koyacağım ama bu biraz fazla. Yeter bu kadar. Evet. Biraz sıçrattık. Ben temizlerim. Kameranın arkasında sürekli gülen biri olduğu zaman daha çalışamıyor olabilirsiniz. O benim. Şimdi ben tavaya sucuğun azıcık yağını koymuştum zaten. Yani onu da israf etmemek lazım. Birazcık daha ekstra yağ koyacağım. Fırçamızı alalım. Biraz şöyle yağlayalım bunu. Evet, Melis derdi ki böyle bir şeyleri silkeleme. Biraz yağ sıçrattık etrafa. Hocam bir şey yok, ne yapalım, konsepti ben seçmedim. Evet, aklıma geldi. Sosa da baharat koyacağız. Nane. Bak bunu tanıyorum sadece zaten. Ya bu tuzmuş ya, ben niye bunu koydum? Oh. Bilmiyorum ne olduğunu. Bu kimyon herhalde. Biber bu. Oh. Bunu dikkatli koyalım, bu acı biber. İçimi kırdı. Neyse, sana yenisini alacağım. Söz tamam. Sıfırını alacağım sana. Pardon. Bence yeteri kadar karıştığını düşünüyorum. Bu niye bana denk geliyor ki? Evet. Yine silkeleyerek düşürmeye çalıştığım bir şey. Evet, şimdi en önemli kısma geldik. Kameraman beni çekti. Pardon. Şimdi lavaşımızı buraya sereceğiz ve pizza yapımına nihayet başlıyoruz. Hadi. Evet, bütün malzemeler hazır olduğuna göre şu lavaşımızı tavaya koyalım. Bence bu güzel anda sen de benimle olabilirsin. Tabii ki. Yani biraz bir şeyler öğrenebilirsin yani. Çok isterim.
Hayır, burası ne böyle ya? Yarıya olsa şurada. Şimdi ben alt tarafa ben başımı koydum. İnan ben dubleks istiyorum. Biliyorsun sen çok dubleks seversin. Bu yüzden şimdi altını ilk olarak fırçamla buna bir sos süreceğim. Soslarımdan buna böyle. Bence alt katman oldu bu. Dubleks için bir kaşar yerleştirmesi yapalım. Parça parça. Evet, ilk katman bitti. Nasıl görünüyor? Güzel görünüyor. Tabii ki de güzel görünüyor. İkinci çünkü, katta geliyormuş yani. Çünkü benim menüm bu. Menü değil, yemek. Evet, böyle bir yapıştıralım. Şöyle. Yapıştır. Oh, dubleks. Tekrar sos. Yine sosumu sürdüm. Yine kaşarımı koyacağım. Üstüne de sucuk sosis koyacağım. Şimdi ben bir afyonlu olduğum için. Ben bunları sindirebiliyorum ama şimdi sarımsak koyabilir miyim diye düşündüm ama dedim ki çok zor bir oruç geçirmek istemiyorum. Bu yüzden ondan vazgeçtim ama istiyorsanız siz böyle sarımsak falan da koyabilirsiniz. Kaşarı üstte az bırakmışım ya. Evet. Kambur oldum, şunları alacağım. Yine üstüne belki biraz daha kaşar rendeleriz. Olabilir, biraz az geldi sanki. Az geldi. Ben senin için rendeleyeyim mi? Rendeleyebildiğimi herkes biliyor şu an. Evet, biraz da mısır koyuyorum. Yeter kaşar artık. Kaşar geldi. Ya dur, kaşar koyacaktık biraz. Çok koydum. Evet, dayanamadım ve el attım artık. Ne? Kaşar koyuyorum. Böyle olmayacak dedim. Yaptığım kaşar koymak. Emek emek çıkardığım zeytin. Zeytinler. Daha parçalayayım mı bunları? Evet. Onu da döktür üstüne. Yap yap, böyle yapmayayım. Yap. Aynen sıcırafı. Şuraya bak. Ne bakalım, bence çok güzel oluyor. Ya. Evet, şimdi o güzel ana geldik ama benim ellerim artık müsait değil. Susam açar mısın bana? Susamı ben koyacağım. Evet. Oldu, artık bunu ocağa götürelim. Değil mi? Bence güzel oldu. Bak, görüntü harika ya. Şöyle kameraya çevireyim de düştü dökülsün ben. Kamera çekiyor mu? Sen de çektin mi? Tamam. Hadi o zaman ocağa gidiyoruz. Bu tarif çok pratik demiştik değil mi? Çünkü niye biliyor musunuz? Bu pizza fırında bile pişmiyor. Direkt tavaya atıyoruz. Zaten içinde öyle pişmesi gereken çok bir şey yok. Sucukla sosisi zaten pişirmiştik. Lavaş ısıtılsa güzel oluyor. Mısır falan zaten pişmesine gerek olan şeyler değil. Yani hafif pişireceğiz ve harika bir pizzamız olacak. Hadi şimdi tavamızı kapatalım. Yani siz böyle üstünü tencere kapağıyla da kapatabilirsiniz bir tavanızın. Benim elimde balık tavası vardı. Onu kullanacağım. Hadi bakalım, pizzamız olmuş mu? Oh yeah, evet. Kaşarlar erimiş. Güzel oldu ya valla. Şimdi bu kadar emeğin boşa gitmesin. Sen bunu tabağa koyar mısın şimdi? Yere falan dökerim ben. Tabii ki. Hadi bakalım. Evet, benim yemeğim de hazır. Yani pizzam hazır. Hadi tadıma geçelim. Geçelim. Bence gayet güzel. Düşündüğümden daha güzel olmuş bu arada. Gerçekten. Evet, nasıl buldun? Hala yiyorum. Bir kere dubleks yapman. Muhteşem bir fikir. Ve bol susam ve bol kaşar beni kalbimden aldın yani. Bence de güzel. Çok şimdi güzel olmuş. Pizza bu yani. Ne demişler? Pizza değilseniz herkesi memnun edemezsiniz değil mi? Öyle bir şeydi yani. Ama söyleyeyim ki herkesi memnun edeceğini düşünüyorum bu tarifin. Evet, gerçekten ince hamur dubleks gibi olmuş ya. Söyleyemedim bile, öyle güzel. Evet, bence bu tarifler, yani ikisi de, o da bu da, yani çocuklarınıza rahat rahat yapabileceğiniz, eğlenebileceğiniz tarifler diye düşünüyorum. Haklısın, bence de. Bence güzel oldu. O zaman ben önlüğümü çıkarıp eşit rütbeye erişelim. Alayım. Yemeklerimiz güzeldi, biz eğlendik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Arada bir yaptığımız bir etkinliği sizlerle paylaşmak istedik. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer kafanızda bir kazanan varsa... Yorumlara yazın. Doğru. O zaman çok daha vakitlerini almadan ne diyelim? Hoşça kalın. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Yemek yiyip öyle kalın. Hadi hoşça kalın.